Var mıydı sana? Başlık parasını Cevzet alıyordu. Bana takılan altınlar ben o adama veriyordum. Onlara veriyordum. Bak diyordum. Cevzet böyle böyle hata yapıyor diyordum. Onlar diyordu. Ha. Onlar diyordu sen bizim yanımızda olduğun sürece kimse sana bile elini süremez. Ama altınları verdiğin için de başlık parası artık yanarsa yansın deyip onlar yani onun peşine düşmediler yani. Ben olsam başlık paramı da Ya isterim yani. düşüyorlar çok Ay aradılar. dün sevgili izleyiciler fark ettiniz mi? Yani Ekrem işte 15-17 Cumhuriyet altını isteyince o ana kadar damadım 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 diyen Mehmet birden de ne istiyorsun sen dedi 17 tane Cumhuriyet'e ne demek dedi benim kızım orada bir ay kalmış dedi sana altın mı Ne altın kadar vermem çirkin dedi. bir yaklaşım. Ne kadar gerçekten çirkin, İşte. Hoş olmayan çok çok kötü bir tavırdı bir Kızının babaya. Bakış açısını da koydu. Bir ay orada kalmış bir bunun bir şey karşılığı söyleyeyim mi? diyor yani. Benim Evet babam ya. olsaydı Ekrem'e demezdi kızını gelini getir ben şeydim. Ben böyle babaya baba demem. Valla Mehmet Bey dün o özellikle Ekrem altınlarını isteyince gösterdiği tavır senin dediklerinin ya en azından %80 %90 öyle diyeyim yani bir şerh de koyayım doğru olduğunu gösteriyor. Bana Ya maalesef öyle üzgünüm ama öyle yani. Hazır mı diğer konuğumuz arkadaşlar? Hazır. Tamam söyle tatlım o konuğumuzu alacağım. Zaten babam sürekli bana diyordu. Diyordu bak diyordu ben susuyorum sen de susacaksın. Ben ne desem sen onu yaparsın diyordu bana. Sürekli öyle diyordu. Bak ben susmuşum sen de susacaksın diyordu bana. Ben de korkuyordum zaten babamı... Artık susmadığın için sana tebrikler yani. Çok fazlasıyla susmuşsun zaten şu ana kadar. Aynen. Konuştuğun için de gerçekten tebrikler yani. Helal olsun. Ya hakkımı istiyorum zaten ben. Peki. Şimdi o konuğumuz buraya gelsin. Tanıdığım biri aslında. Bakalım kimmiş? Gelsin. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk ablacığım. Çok şık olmuşsun. Damatlık gibi olmuşsun. Gel gel. Gel hoş geldin ama seni şuraya alacağım. Tanıyor musun? Tanıyorum. Şu köşeye otur lütfen. Murat sen kimsin? Murat. Pardon Murat sen kimsin? Murat. Belkıs'ın nesi oluyorsun? İlk eşi oluyorum. İlk eşi oluyorsun. Kaç yaşındasın Murat? 28 yaşındayım. 28 yaşındasın. 2 sene önce 26 yaşındaydın. Evet. 26 yaşındaydın. 2018'de gerçi ilk düğününüz oluyor. Evet. O zaman 24 yaşındaydın. Evet. 35 yaşında değil. Gerçi sen küçüksün. Ben normal evlenme yaşındasın. Sen Belkıza'yla nasıl aracı oldun? Belkıza'yla nasıl aracı oldum ablacığım? Ve İstanbul'a arkadaşımın yanına gittim. Halil'in yanına. Mehmet amcayla orada tanıştık. Mehmet amca bana dedi ki ve sana bir kız bul şey yapayım dedi. Ben de Mehmet amcanın... Önce Mehmet amca denen Mehmet seni başka bir yerlere götürüyorlar. Evet. Adana'ya götürüyor. Ben Adana'yı bilmediğim uçun arkadaşım Halil'i yanıma aldım. Ay şöyle, sen Isparta'da yaşıyorsun. Evet Isparta Yalvaç. Yalvaç'ta yaşıyorsun. Halil de Mehmet de orada arkadaşlar. Şimdi sen bir evlenmek istediğini Halil'e söylüyorsun. Evet Halil'e söylüyorum. Halil de Mehmet'e söylüyor. Evet. Ve seni Adana'ya götürüyorlar kız bulmaya. Kayınbabam götürüyor eski kayınbabam. Eski yani şey söylüyor ha, götürüyor Mehmet götürüyor. Evet. Mehmet niye önce seni bak gerçekten bu ilginç yani önce aslında Mehmet bu işi yapıyor demek ki. Sağda solda herhalde elin altında kızlar var. Birini seni bulamayınca kendi kızını da yere sokmuş. Ya öyle olmuş galiba. Seni Adana'da götürdüğü kız kaç yaşındaydı? Ablacığım Adana'da götürdüğü kızın yaşını bilmiyorum. Peki niye olmadı o kız? Biz çiftçiyiz ablayım. Çiftçi olduğumuzdan o kız bana yaramaz dedim. Ben kabul etmedim. Başka kız gösterdi mi sana Mehmet? Yok göstermedi. Peki Mehmet sana bu güzelliği niye yapıyor? O sırada kayınpederin falan hiçbir şeyin değil. Akraban değil, hiçbir Yok, şeyin değil. Niye bu güzelliği yapıyor sana? Bilmiyorum ablacığım. Ha? Bana öyle dedi, bilmiyorum. Garip değil mi sevgili izleyiciler? Düşünsenize babası Mehmet, işte kendisi de arkadaş değil. Arkadaşını alıyor Adana'ya götürüyor. Ben sana kız bulayım diyor. Evet. Sence bu garip değil mi? Bilmiyorum ablacığım. Çok garip olay. Bence çok garip olay. Arkasından peki kendi kızını nasıl devreye soktu? 10-15 gün sonra benim bir kızım var demiş arkadaşıma. Murat bana gitsin, kızımın gönlünü alsın, ben kızımı Murat'a vereyim demiş. Ben Van'a gittim. Evet. Konuştuk ve anlaştık güzel bir şekilde. Sen o sırada Belkıza'nın 13 yaşında olduğunu biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum ablacığım. Belkıza? Peki sen anlaştık diyor Murat. Evet, Sibel yengem yanıma geldi, bir şeyler dedi, sen anlamıyordun o zaman.
Yok, anlıyordum. Net anlıyordum. Hayır, bir, öyle değil. Ömür boyu bir yuva kuracaksınız dedi. Hayır, hayır. Sibel o sırada geliyor. Belkıs Ali Kürtçe konuşuyor. Evet. Kürtçeyi de sen bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Abi. Ne dedi sana? Bana dedi baban sana bir şeyler söylemiş, bana söylemiş demiş benim dediğimi yapsın, sana bir şeyler söylemiş. Sibel de bilmiyordu. Bana dedi senin baban seninle konuştuğu gibi davran dedi. Ben de onun için öyle davrandım. Baban sende nasıl davranmanı istedi Murat'a karşı? Dedi Murat ne dese onu yap. Dedi Murat'ın her şeyi var dedi. Hatta Murat'ın üstünde kredi çekeceklerdi. Aa, Murat haberin var mı istememişti. Yok ablacığım öyle Murat bir şey kredi mredi işi senin, yok. Senin haberin yok belki. Hayır, Murat'ın istemeyeceği, yani nasıl, orada bizim evde konuşturuldular. Konuştular ama Murat'a demiş mi, dememiş mi onu bilmiyor. Çünkü babam dedi, ben Murat, işte damadımı arayacağım dedi, bana bir kredi çeksin dedi. Onu ben kendi, yani bizim ailenin içinde söyledi baba. Yo ablacığım, bir kredi konuşmadık biz. Bak bir şey söyleyeceğim Murat'cığım. Sana bu normal geliyor mu? Öncesinde Mehmet diye biri seni alıyor. Akraban değil, tanıdığın değil, dostun değil, arkadaşınız. Yaşı da senden büyük, oğlu yaşındasın. Alıyor seni Adana'da bir kızı gösteriyor. Bir kız mı gösterdi, kaç kız gösterdi? Bir tane gösterdi. Bir kızı gösteriyor. Adana'da akraba mı diye mi bilmiyorum ama. Arkasından sonra kendi kızının yanına götürüyor. Sen Murat'la anladığım kadarıyla eski kayınpederin olduğu için aran iyi. Bir tanışmışlığımız var ablacığım. Yaşanılanları sorgularsan eğer 13 yaşındaki evladını 14 yaşındaki kız çocuğunu evlendirir mi? Ablacığım bana kimliğini bile dahil göstermediler. İşte. Peki sana bir şey söyleyeyim mi Dilan Hanım? Babam sana kimliğimi yolladı mı? Ben de seni babam benim kimliğimi büyütmüştü ya. O kimlik gelmedi. Ben de sen gittik başka bir kimlik çıkarttık ya. Değil mi? Yok kimlik Ankara'ya kimlik gez ablacığım. Hayır. Kimlik bunu ne çıkartırım abi. Şimdi siz aralığın ikisinde 2018 yılında bir düğün yapıyorsunuz. Evet. Belkıs'a getirdiğiniz bir düğün yapıyorsunuz. Evet. Ama o sırada resmi nikah yok. Yok ablacığım bana dedi ki kimliğin düğünün arkasından hemen gelir dedi. Çünkü neden kimliği sana vermek istemiyorlar? Senin yaşını öğrenmeni istemiyorlar. Kızı sana gönderdiği sırada 2018 yılında aralığın ikisinde sen düğünü yaptığın sırada babası da yaşını büyütmek için mahkemede arkada çabalıyor. Senin haberin yok ondan. Benim haberim yok ablacığım. Ben anladım. Senin görünce bundan haberin olmadığını anladım. Sen saf ve iyi niyetli bir insansın Murat. Teşekkür ederim ablacığım. Evet. Sen bunu anlamamışsın. Bilmiyorsun. Ben bak bilmediğine inanıyorum kesinlikle. Ya Murat'ı görüyorsunuz. Bilmiyorum sevgili izleyiciler sizin kanaatinizin ama benim burada gördüğüm ekrana nasıl yansıyor bilmiyorum ama Murat saf ve iyi niyetli bir çocuk. Sonrası bazı hatalar yapmış ama ilk başta olayı anlamamış. Evlenmek istiyor, bir yuva kurmak istiyor falan vesaire yani. Anlasaydı bunu yapmazdı. Bence de yapmazdı. Yani o sırada sana kimliği vermiyorlar çünkü kızın yaşını büyütmeye çalışıyorlar. Çünkü kendi kızı 13 yaşında. Ama o çocuk görünmüyor mu yani? Görmedin biraz mi? Olgun görünüyor. Biraz öyle kemikli mi? Olgun görünüyor evet. 13 yaşında bazen bazı çocuklar öyle daha yaşından büyük gösterir ya. Ve düğün yapıyorsunuz. O düğünden bir görüntü şimdi ekranlarınıza gelsin lütfen. Evet. Ne dedin? Fonda da Sezen Aksu çalıyor. Sen evet. Ağlama. Sen ağlama diye. Çok inanılmaz duygusalsın. Bu arada ben de birazdan sana yapacağımız o çok önemli bir konuk daha var. Onunla ilgili planlama yapıyordum. Birazdan o konukla da görüşeceksin, tanışacaksın. Çok çok önemli, çok kıymetli bir konuk. Şimdi çok üzgünsün orada. Kendi isteğiyle, rızasıyla evlenen kişi. Hiç dönüp videolara baktın mı?
Murat? Hiç kendi rızasıyla evlenen bir geline benziyor mu sence? Bak ben seni suçlamıyorum. Senin de hatalı. Ben de Murat'ı suçlamıyorum. Babam evet. Mı yaptı? Evet. Bak babası hatalar çünkü yapmış. Çünkü biliyor musun ben Murat'a kırgın değilim. Bak, ben güzel. Babama kırgınım. Babama öyle ben bazen kendi kendime ben az önce dedim ben babamın kızı değilim. Kızı olsaydım beni bu hale getirmezdi. Peki buna bir şey söyleyeyim Murat. Benim elimin içindeki küçük altın. Haberin var mı? Değil mi? Ben hayır. Ben sana dedim ya benim elimdeki küçük altını almışlar dedim. Kim aldı? Düğünde kınada takılan elinde. Evet. Kim annesi aldı? Bana verdi. Elimdeydi. Elimin üvannemi beni götürdü. Elimi yıkadı. Aa. Orada dedi tamam dedi kaynana vereceğim. O altın burada kalıyor. Ben hatta Murat'a dedim bak dedim benim küçük altınım. Melek altını mı aldı normalde? Ya babama vermişti ya kendi almış. Hatta buna dedim Murat inkar etmesin. Kayınbabama da biliyor musun ne dedi? Ablacığım ben görmediğim şeye kimsenin hayır, günahını ben buna alamam. Dedim ama. Ama bu söylüyorsa bu hırsızlıktır yani. Ben özür buna dedim. Yani geleneklerde normalde şey geline eline takılan şey konan altın gelinindir ya da kaynanası alır. Eğer üvey anne niye alıyor yani? Alır mı? Ben bilmiyorum ama alır mı normalde? Almaz değil mi? Almaması lazım. Bana takılan lazım. Parayı da ben kayınbabama dedim. Bak dedim bu para sende kalsın dedim. Hatta kayınbabam da bağlansın. Ne koydu eline senin? Yarım mı? Çeyrek mi? Küçük altın. Çeyrek koydu. Ona mı tenezzül ettiler? Herhalde ona. Çünkü benim elimdeki para işte bana takılan paralar var ya. Onun üstünde alacaktı. Ben de kayınbabama dedim. Bak dedim bu parayı al dedim. Dedim ben ona dedim bildiğim bir şey vardı. Almadı dedi senin dedi Hakan o. Ben gittim çekmeceye koydum sabah kayboldu. Para kayboldu. Murat sen ne kadar para verdin? Kime? Mehmet'e babasına ne kadar? 45 bin lira para verdim ablacığım. 45 bin lira ama 45 bin 47 lira. Bin lira. Yok ablacığım 45 bin lira. Tamam bak, sen bir de kimlik için gönderdin. 47 para. Altın diyorsun sen ama tamam, bize. Tamam 40 altın biliyor musun? Bunun annesi her yerde konuşuyordu ben onu diyorum. Ben kendi gözlerimle görmedim 40 altını verdiğini ama diğerini gördüm öbürünü gördüm ama bunu sadece babam benim bunun yanına bile yanaştırmıyordu. 4 gün bizim evde kaldı tek ablacığım. Başına. Herkes biliyor benim 45 milyar para, ama milyon parayı aldığımı. Ama annen niye o zaman dedi? Annen söylemiş. Yok ablacığım. Hayır annen öyle dedi. Duydu mu sen bunu? Evet ben kendi mutfakta çay yapıyordum misafir vardı. İşte öyle deyince kaynanam dedi vallahi dedi gelinim in dedi ama dedi bu kadar altın. Yok Murat ben kendi yalan söylüyorum. Ben yalan söyledim. Ben niye buraya çıktım? Ben senin için de çıkmadım. Vallahi Murat için de çıkmadım. Sadece biliyor musun neden? Çocuğum için çıktım. Bir de Cevzet'i buraya getirip de yüzleşmek için. Biliyorum derdin onlarla asıl. Düğünde bu arada senin dışında herkesin keyfi yerinde. Diğer evet. Video gelsin ekranlara lütfen.